Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları Modern Problemler çalışma kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldığımızı hemen hatırlatalım. 33. sayfa ve 34. sayfaların çözümlerini yapacağız. Sayaç kullanımı öğreniyorum soruları arkadaşlarım. İlk sorumuzda vakit kaybetmeyelim ve başlayalım. Bir şehirde su faturaları 10 tona kadar tonu 6 lira, 10 tonu geçince de geçen her ton için gençler 8 lira olacak şekilde ücretlendirilmekte. Bu şehirde bir ayda 16 ton su kullanan bir abonenin su faturası kaç lira olur? Şimdi ilk 10 ton için biliyorsunuz ki 6 lira ödeniyordu. Yani 60 lira burası için ödenecek. 10 tonu ne kadar geçmişiz? 6 ton. Dolayısıyla o 6 ton içinde 8 lira ödeyeceğiz. Yani 48 lira ödeyeceğiz arkadaşlar. Ve toplamda da 108 lira bizim su faturamız olacak diyebiliriz. Devam ediyorum ikinci sorumla. Aşağıda Can ailesinin Eylül-Ekim-Kasım aylarına ait doğalgaz tüketimleri tablo olarak verilmiş. Eylül ayında A, Ekim'de B ve Kasım ayında AB 2 basamaklı sayısı metreküp kadar doğalgaz kullanılmış. Doğalgazın metreküp fiyatı 4 liraymış. Şimdi Can ailesi Ekim ayında Eylül ayına göre 24 lira daha fazla ödemiş. Yani 4 çarpı B kadar ödemiştir burada. 4 çarpı A da Eylül'de ödemiş. Demek ki buradakinden 24 lira fazlaysa ben buna 24 eklersem bunlar birbirine eşit olacaktır. Aynı şekilde bu Ekim ayında yapılan ödeme Kasım ayına göre 120 lira daha azmış arkadaşlarım. Yani Kasım ayında da 4 çarpı AB kadar fatura ödemiştik. 4B'den 120 lira fazlaymış bu da. Ya da 4B 4AB'den 120 lira eksikmiş. Aynı şey. Şimdi o halde şuradaki iki basamaklı sayıyı bir çözümleyelim. 4 çarpı 10A artı B yapacaktır. Eşittir bu da 4B artı 120 idi. İçeri dağıtalım 4'ü. 40A artı 4B eşittir 4B artı 120 dedik. 4B'ler birbirini götürdü. 40A 120 ise A buradan tabii ki de 3'tür arkadaşlar. A 3 ise eğer şu kısım 12'dir. 12 24 daha 36 yapar. 4B 36 ise B de buradan 9'dur. Şimdi B'nin de 9 olduğunu bulduk. Bize demiş ki 3 ay boyunca toplam kaç metreküp doğalgaz tüketmiştir bu aile. A kaçtı arkadaşlar? 3'tü. Bu da 9'du. O zaman burası da 39'dur. 3 9 daha 12. 12 39 daha 51 yapar arkadaşlar. Ve 51 metreküp doğalgaz kullandıklarını söyleyebiliriz bu Can ailesinin. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki tabloda bir internet sağlayıcı firmanın abonelerine sunduğu 3 farklı tarifenin ücretleri verilmiş. Buna göre aylık 350 MB internet kullanan bir kişi hangi paketi kullanırsa daha karlı olur diye sorulmuş. Bakın birinci pakette 59 lira sabit ücretimiz zaten var. Artı her bir megabaytın ücreti de 10 kuruş. 350 MB için 350 çarpı 10 kuruş yani sevgili arkadaşlarım 3500 kuruş ödeyeceğiz. 3500 kuruş da 35 lira yapar. Ve siz bunları topladığınız takdirde 60 artı 35 olsaydı 95 olurdu. Demek ki 94 lira bir fatura ödememiz gerekiyor birinci pakete. İkinci pakette 49 lira sabit ücretimiz var ve 100 MB'a kadar ücretsiz olarak kullanıyoruz. Sonraki megabaytlar içinde megabaytı 8 kuruş. Şimdi 350 MB kullanmıştık. İlk 100'ü ücretsiz oldu. Kalan 250'sine 250 çarpı 8 kuruş ödeyeceğiz. Yani 2000 kuruş ödememiz gerekiyor. 2000 kuruş da 20 lira yapar. Toplarsanız 69 lira bayağı karlı birinci tarifeye göre. Üçüncü pakette ise sabit bir ücret yok. Ne kullanırsan çarpı 20 kuruş ödüyorsun. Yani 350 MB kullandıysak 20 kuruşla çarparsanız 7000 kuruş yapar. 7000 kuruş da 70 liranın ta kendisidir. Hangisi daha karlıymış arkadaşlar? Tabii ki ikinci paket, cevabımız 2 olacaktı. Geçtim 4'e. Aşağıdaki tabloda A ve B GSM operatörlerinin aylık ücretlendirme tarifeleri verilmiş. A operatörü sabit 45, B operatörü sabit 35 alıyor ve burada da değişkenlerimiz var. Bakalım şimdi. A operatörünü kullanan Anıl ile B operatörünü kullanan Burcu dakika aşımına uğrayarak aynı süre konuştukları bir ayda en az kaçar dakika konuşurlarsa Anıl'ın faturası Burcu'nun faturasından daha yüksek gelir diye sorulmuş. Şimdi Anıl'ın faturası için 45 lira bir sabit ücretimiz var. Bunlar paket aşımı yapmışlar. Anıl x kadar paket aşımı yapmış olsun. X kadar paketini aşsın. Yani ne kadar konuşsun toplamda? 1000 artı x. paket aşımında 0.5 lira ödüyordu. Yani 1 bölü 2 lira dersek biz buna. X'i 1 bölü 2 ile çarptığım takdirde aşım miktarını 1 bölü 2 ile çarptım. Anıl bu kadar fatura ödüyor derim. Şimdi Burcu ne kadar ödeyecek? 35 liralık bir sabit ücreti var Burcu'nun, artı. Şimdi 1000 artı x kadar konuşmuşlardı ya ikisi de. Burcu 500 dakika sabite dahil süresi vardı. O zaman Burcu ne kadar aşmıştır? Tabii ki 500 artı x kadar aşmış olacak. Ve bunun için 0.4 lira ödüyor. Yani 2 bölü 5 lira diyebilirim ben buna. Ve ne demiştik? X en az kaç olursa Anıl'ın ödediği ücret Burcu'nun ödediği ücretten fazla olur diyorsa tabii ki buna büyüktür diyeceğiz. Şimdi 35'i bu tarafa bir gönderdim. 10 artı x bölü 2 yaptı. Büyüktür diyorum. Şu 35 artık bu tarafta. 2 bölü 5 ile 500'ü çarparsanız 1000 bölü 5'ten 200 gelir. Artı 2x bölü 5 yazdım ben buraya. Onu da bu tarafa atalım, 190 olsun. Şimdi de x bölü 2'nin yanına tabii ki 2x bölü 5'i atmamız gerekiyor. Arkadaşlarım burada bunu 5 ile bunu 2 ile genişlettiğiniz takdirde 5x eksi 4x bölü 10 yapacaktır. Büyüktür 190 dedik. Ve bu kısımda arkadaşlar üst tarafa taşıyorum. X büyüktür 190 ile 10'u çarparsanız ne gelir? 1900 gelir. Demek x'in ne olması gerekiyor? 1900'den daha büyük olması gerekiyor. Şimdi 1900'den büyükse Anıl ne kadar konuşmuştu? 1000, şurada zaten sabite dahil süre konuşmuştu. X 1900'den büyükse en az kaçar dakika konuşmaları gerekiyor diyordu. 1901 dakika konuşur derim. Ve böylelikle 2901'er dakika konuşurlarsa eğer Anıl Burcu'dan daha fazla öder. Eğer ikisi de mesela 2901 değil de 2899 konuşmuş olsalardı Burcu Anıl'dan daha fazla para ödeyecekti. 34. sayfamdayım, 5. soru. Aşağıda bir akaryakıt istasyonundan benzin ve likit petrol gaz LPG alan iki ayrı aracın belli bir andaki dolum göstergeleri verilmiş. Benzinin litre fiyatı LPG'nin litre fiyatının 5 bölü 4 katı olduğuna göre 1 litre benzinin fiyatı 1 litre LPG'nin fiyatından kaç lira fazladır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle 90 lira ödenmiş ve x litre alınmış. Yani o zaman litre fiyatı 90 bölü x'tir. 8x lira ödenmiş ve 16 litre alınmış. O zaman bunun da fiyatı 8x bölü 16'dır. Ve arkadaşlarım şunun 5 bölü 4 katıymış. Yani ben bunu 5 bölü 4 ile çarparsam eğer bu buna eşit olacakmış. Şimdi öncelikle zaten şu kısımda gördüğünüz üzere 8 ile 16 birbirini sadeleştiriyor. Ve 2 geliyor buradan, 2 kere 4 de 8 yapıyor. 8'i karşıya attınız, 720 bölü x eşittir. Burada ne kaldı? 5x mi kaldı? İçler dışlar çarpımından 720 eşittir 5x kare yapacaktır. Her iki tarafı 5'e bölerseniz 144 eşittir x kare gelir ve x'in buradan 12 olması gerektiğini görebiliriz. Şimdi benzinin litre fiyatı buydu. 90 bölü x, yani 90 bölü 12 arkadaşlar. Ki 90'ı 12'ye bölecek olursanız 2'ye böldünüz 45, 2'ye böldünüz 6, 3'e böldünüz 15, 3'e böldünüz 2. 15 bölü 2 7,5'un ta kendisidir. Demek ki burada benzin 7,5 lira. Ve LPG'yi de hesaplayalım. 8x bölü 16 idi. Yani x bölü 2 idi. X'i biz 12 bulduk. 12 bölü 2'den kaç lira gelecek? 6 lira gelecek. Benzin 7,5. LPG 6. Kaç lira fazladır diye sorulmuştu. Tabii ki 1,5 lira fazla olacak arkadaşlar. Cevabımız da buydu. Geçiyorum 6. örneğime, soruma. Aşağıda A'dan G'ye harflendirilmiş bir mikrodalga fırının geri sayım sayacı verilmiş. Sayaçta ardışık 2 harf arası geçen süre bir önceki ardışık 2 harf arası geçen sürenin 2 katıdır. Yani ben buraya T dersem şu kısım 2T olur. Burası 4T olur. Burası 8T, 16T, 32T ve 64T olur gençler. Buton G noktasına getirildiğinde, yani buton şuradayken arkadaşlar 144 dakika sonra sayaç E noktasına geliyor. 144 dakika geçmiş buradan buraya. 64T ile 32T'yi topladınız, 96T'yi buldunuz mu? 96T 144 dakikaymış arkadaşlar. Pekala, o zaman T'yi bulabiliriz biz. T'yi bulmak için her ikisini de 48 ile sadeleştirirseniz 2T eşittir 3 dakika yapacaktır. Ve T de buradan 3 bölü 2 dakika gelir arkadaşlar. Daha sonrasında demiş ki buton F noktasındayken, yani buton şuradayken getirildiğinde 90 dakika sonra sayaç neyi gösterir? Bakın T 3 bölü 2 dakika ise 90 dakika kaç T'dir diye sormamız gerekiyor. O zaman bununla bunu çarpıp 90'la t'yi çarpıp 3 bölü 2'ye böleceğiz. Yani 90t bölü 3 bölü 2 dedim. Bu da 90t çarpı 2 bölü 3 yapacaktır. Bu da sevgili arkadaşlarım bize 60t'nin ta kendisini verir. Yani 60t'yi soruyor. 60t nereye tekabül eder? Yani 32 burada geçti. 16 da burada geçti. 48. 8 de burada geçti. 56. 4 de burada geçecek. 60t hayırlı uğurlu olsun. Cevabımız B olacaktı sevgili arkadaşlarım. Ve 7. sorumuz için sağ üst taraftayım. 7. soruda ise arkadaşlarım ailenin kullanmış olduğu mobil telefonun 30 günlük tarifesinin başlangıç durumu ile A gün sonra ve A artı 4 gün sonra kalan paketlerinin bazıları aşağıda gösterilmiş. Aylin her gün aynı süre telefonla konuşmakta ve her gün aynı miktarda SMS'i arkadaşlarına göndermekte. Aylin'in günlük konuşma süresi günlük attığı SMS sayısının 2 katı kadar dakikaya eşit olduğuna göre A kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bakın 1000 dakika varken 640 dakika kalmış. Demek ki burada ne kadar kullanılmış? 360 dakika kullanılmış. 750 SMS hakkı varken 510'a düşmüş. Demek ki burada da 240 tane SMS kullanılmış. Peki 360 dakikayı A gün kullandıysa demek ki bir günde 360 bölü A kadar dakika kullanıyor. Bu kadar konuşma yapıyor. 240 SMS'i A artı 4 günde kullandığına göre 240 bölü A artı 4 tane de mesaj atıyor günlük. Ve ne demişti? Günlük konuşma süresi günlük attığı SMS sayısının 2 katına eşittir demişti. İşte denklemimiz bu. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu çözünce bitireceğiz soruyu. 240'ı 120'ye böldüm 2. 360'ı 120'ye böldüm 3 geldi. Ve buradan 3 bölü A'nın aslına bakarsanız 2 kere 2'den 4 bölü A artı 4'e eşit olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bir işler dışlar çarpma alırsanız 3A artı 12 eşittir 4A'dır dersiniz. Ve A buradan kaç gelir arkadaşlar? 12 gelir. Ne demişti? A kaçtır? Biz zaten bulduk sorunun cevabını o zaman. A 12'ymiş arkadaşlar. 7. sorumuzda bittiğine göre bir altta 8. sorumuz yok. 35. sayfada internet bilgisayar problemlerinde görüşürüz gençler. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.